Şehrin Tiyatrosu'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sizleri bugün yıllar öncesine götürmek istiyorum izin verirseniz. Perdelerimizi henüz açtık ama yıllar önce İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi ilk televizyon yayınlarını başlatmıştı. O televizyon yayınlarında da bugün çok iyi tanıdığınız bir isim çocuk haberlerini okuyordu. Evet, kameralarımız şimdi çocuk haberlerini vermek üzere çocuk haberleri sunucusuna, spikerine dönüyor. Evet, sevgili kardeşlerim, bu hafta site sinemasında Walt Disney'in fevkalade güzel bir filmi başlıyor. Pazar günü saat 10.30'da onu seyretmeye gidelim. 101 Dalmaçalı. Ayrıca Saray Sineması'nda Cuma akşamı saat 9'da küçük kemancı kardeşimiz Derman Çinkılıç'ın vereceği güzel bir keman resitali var. Onu da kaçırmayalım. Bir de Feri Egemen'in sahneye koyduğu, hem yazıp hem yönetti, Ben Çalmadım oyunu Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda başlayacak. Onu da sabırsızlıkla bekleyelim. Sermet Erkin dedi bunları. Evet, yıllar önce. Derdi. Bunun derdi. Gibi pek çok şeyi. Evet sevgili izleyiciler, Sermet Erkin sihirbaz, illüzyonist ve şehir tiyatrolarında da oyunculuk yapmış. Halen de oyunculuk kariyerini sürdüren değerli sanatçımız. Evet. Hoş geldiniz Şehrin Tiyatrosu'na. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet. Yıllar öncesinden bir hatırayı canlandırmış olduk. Canlandırmış olduk değil mi? O zamanki sahneyi gözümüzün önünde canlandırsanız biraz da. Çocuk haberlerini siz okuyordunuz. Şimdi efendim, ama diğer programları kimler sunuyordu? Ha, evet, o zaman biliyorsunuz TRT yok. Henüz evet. Var. TRT adı yok. Tabii. Kurumsallaşmamış. Sadece İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu, İzmir Radyosu, bir de İl Radyosu vardı. İl Radyosu sadece klasik müzik yayını yapardı. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi, bu Maçka Maden Fakültesi'nin olduğu binada her perşembe günü saat 4 ile 7 arasında deneme yayını olurdu. Böyle değildi tabii. Televizyon zaman, deneme televizyon yayınları deneme değil mi? Yayınları olurdu. Ama tabii kameralar böyle koca koca kutular, önde 3 tane vizör falan böyle, monitör falan ne kelime, böyle bir şey değil bilmiyoruz. Değil mi? Bu imkanlar yoktu. Bu imkanlar yok. Şimdi efendim, o zamanlardan aklımda kalan bir kere show programları olurdu. O günün solistleri gelirdi. O programı Fecri Ebcioğlu sunardı. Ya. Fecri Ebcioğlu söz yazarıydı aynı zamanda. Zamanda değil mi? Karlar düşer düşer ya. Mesela Mark Aryan'ın şarkılarını falan, o dönem şarkılarını adapte ederdi. Tabii bunlar ben zamanla, o günlerde değil. Ben de o zaman 7-8 yaşlarındaydım. Evet, 7-8 yani. Yaşında siz galiba Türkiye'nin ilk televizyoncularından birisi biriyim. Oldunuz. Halit Kıvanç vardı. Evet. Efendim. Ali Esin vardı. Çok tutardı Ali Esin. Hava durumunu hava sunan. Durumunu yıllarca da tuttu değil elinde mi? Elinde tebeşiri vardı. Siyah böyle bir kara, evet, tahtanın, evet, üzerine çizilmiş Türkiye haritası. Onun üzerine böyle çizer. Nerede hava, şimdiki elektronik? Hava az bulutlu, yağmurlar, karlar falan ve anlatırdı. Mesela basınç, hava basıncı nedir? Ufak bilgi, bir bilgi verirdi, verirdi değil mi? Efendim işte barometre ne işe yarar işte falan verirdi. Ben de teşvikiye'de otururduk. Selim Sırıtercan İlkokulu vardı. Şimdi Nülüfer Hatun'la birleşti. Yanımızda, evet, Nülüfer Hatun. İşte o okulda öğrenci. Bir gün bir şeye gittik. Okul olarak mandolin çalıyorum. Mandolin grubu gösteri. Yani evet. Konser vermeye, küçük bir konser vermeye. Arıza oldu. Bir şey oldu. Dediler ki nasıl dolduralım falan. Çocuk şey Fecri Ebcioğlu dedi ki çocuklardan biri şiir, şarkı bir şey söylesin. Hemen beni ittiler orta yere. Tamam. Arkadaşlar. Ben ne söyleyeyim? Hiç de aklıma bir şey gelmedi. O devirde rahmetli Nezahat Bayram'ın meşhur halk müziğinin, evet, büyük solisti Nezahat Bayram. Sizin için söylemiyorum. Seyirci için veriyorum bu dipnotu. Tamam. Büyük solisti rahmetli Nezahat ablanın bir türküsü çok meşhurdu. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin acanım. Ben yağmurdan, yaştan değil, aşkından sırılsıklamım. Ben onu şiir gibi okumuştum. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin acanım falan diye. Ondan sonra böyle bir teklif geldi bana. Evet, yani böylece orada şey yaptı, çaktı. Evet, böyle çok çok geldi. Güzel. Her ama perşembe sizin gider oldum. Gider oldunuz değil mi? Sizin şansınız belki de doğduğunuz ortamdı, çevreydi. Evet, çünkü tabii, tabii, bugünkü tabii. Hiç Sermet Erkin'i oluşturan koşullar ve o çevrenin insanları size çok büyük katkıda bulundu yani, eminim. Nasıl bir çevreye doğdunuz? Yani o hakikaten büyük şans. Yani şanslı doğmak lafı geçerliyse, hani İngiltere Kraliçesi'nin çocuğu, evet, olmak gibi bir şeydi bu benim için. Çünkü ben doğduğum zaman benim büyük halamın eşi, rahmetli halamın eşi, küçük çiftlik gazinosunun işletmecisi.
Evet. Dolayısıyla bütün o zamanın büyük solistleri de tabii orada sahneye çıktıkları için yakinen tanıyor. Ben doğduğumun 2 gün sonrasında, ben 10 Eylül doğumluysam, demek ki 11-12 Eylül günlerinde bir gün meşhur Safiye ile, gelmiş geçmiş en büyük ses yıldızımız, evet, Safiye ile eşi Muhittin Targan, o da biliyorsunuz peygamberin, tabii, son torunlarından Şerif, beraber otomobilleriyle Yalova'ya, Kaplıca'ya gelirken Karamürsel'e uğramışlar. Evet. Ve tabii büyük bir şans bu benim için. Adımı Muhittin Bey koymuş. Evet, Safiye Ayla'nın eşi. Safiye Ayla'nın eşi. Önce Ahmet koymuş. Safiye Hanım demiş ki, ama demiş Muhittin Bey, Ahmet biraz eski bir isim oldu. Siz hani daha böyle güne yakışan bir isim koyun. O da demiş ki, Ahmet işte Peygamber Efendimiz'in isimlerinden biridir, o kalsın. Kafiye tutturmak için olsa gerek, Sermet yapmış. Ahmet Sermet olmuş. Evet. Sermet de ebedi demek. Aslında yeniymiş gibi duruyor ama o da Osmanlıca, eski bir isim. Evet, çok ilginç. Adımı işte Safiye Hanım'ın eşi koyunca tabii gözümü de o ortamı açmış oldum. Açmış yani, oldunuz. Düşünün, evet, ki ben Kemancı Hakkı Derman'dan efendim işte Kemençeci Paraşko'ya kadar, efendim işte Müjdat Gezen'in babası Necdet Gezen'den, efendim işte birçok başka Barbaros Erküse'ye kadar, İsmail, evet, Şençalar'a kadar bütün sazları, efendim Fahriye Caner'den tutunuz Perihan Altın'da, Hamiyet Yücesi, Sabit Etur, Necmi Rıza, Necdet Cizli, Mustafa Çağlar, aklınıza gelebilecek bütün solistleri tanıdım. Evet, Safiye, bunlar aile, sebebiyle, dost çevresi içinde oldu. Peki Necdet Mahfri Ayral'la ilişkiniz? Şimdi Necdet Bey çok ilginç. Zahit Sungur, yani benim hocam Zahit Sungur'um, Türkiye geldiği zaman ilk turnesini düzenleyen kişi. Evet. Çünkü Zahit Bey 14 yıl yurt dışında. Almanya önce, Almanya sonra, yani o ayrı bir hikaye. Başka bir programa saklayalım. O uzun bir hikaye. Tabii. Ben o zaman film falan da getiririm size. O evet, evet. Zahit Bey'in bendeki görüntülerini. O ilk görüntüleri, evet, değil mi? Belki yurt dışındaki görüntülerini veya Türkiye'deki görüntülerini. Nispeten. Yurt dışında da bir iki tane var ama gençlik yılları değil tabii. Tabii. Neyse, Zahit Bey Türkiye'ye gelince Arjantin'den, gelmeden önce organizasyonu İyi Galip Bey yapmış. İyi Galip Arcan. Evet. Şeyde, Frans Tiyatrosu'nda. Sonra İyi Galip demiş ki, bu işi Necdet halleder. Turneye Necdet çıkarsın. Aralarında anlaşmışlar. Necdet Bey ilk turnesini yaptırmış şeyin. Zahit, evet, Bey'in. Dolayısıyla Necdet, bu da sizi benim ondan tanışmam, onun beni tanıması, Zahit, benim tiyatroya olan yakınlığımı, tiyatroya başlamamı, evet, falan sağlayan olay. Ama sizin Zahit Sungur'la da bağlantınız herhalde bir tesadüf. Kiracısı ama olduk. Kiracısı oldunuz ve öyle bir tesadüf ki Zahit Sungur'a sizden daha yakın birisi olamazdı. Olmadı. Nasıl? Ölene kadar da olmadı. Nasıl zaten oldu? Yani biz, o kiracılık ilişkisini anlatır mısınız ve sizin doğal öğrenciliğinizi? Evet, ben aslında öğrenciyim, o da hocam falan ama yani bu böyle hani gel haftada bir 5 gün sana işte 10-12 arası ders vereyim değil. Hayır, böyle bir şey yok. Hayatı beraber yaşıyorduk. Yani ben bir ilkokul 1. sınıfın 2. yarısında Zahit Bey'e kiracı olduk. Zahit Bey sizin üstünüzde kalıyordu, değil, evet, mi? Evet, ortada siz, orta katta biz oturuyoruz. Alt katta da atölye, depo vardı. Depo vardı. Düşünün ki ben aletler yapılıyor, görüyorum, ediyorum. Önde bir kamyon vardı, kocaman bir kamyon. Üzerinde şeytanlar var. Böyle gözünden resimler ışıklar falan çıkıyor. Değil mi? O devrin tabii anlayışı, şeytan böyle iskambiller uçuruyor, kız ikiye keser falan. Evet. Bir kırmızı kamyon. Evet. Ama çok keşke o zaman resmi çekseymişim. Ya, o devrin kamyonu, yani bugünkü kamyon kapalı kasa bir kamyon. Şimdi okula gidiyorum, okulumda biraz ileride Teşvikiye'de çocuklar soruyorlar, o kamyonda neler var? Oo, ben bir ballandırıyorum işte. Çünkü kimse bilmiyor falan. Kimse bilmiyor, o güzel bir kamyon. Kamyonun kapısı şöyle hafif aralık, eşyalar taşınırken böyle çocuklar gizlice korkarak bakarlardı. Evet. Çünkü bu adam biliyorsunuz kafasını kesmiş bırakmış da berbere, tıraş et sonra geleceğim alacağım demiş. Arkasından portakalları yürütmüş. O devirde büyük olaylar, çalkalanıyor. Yani bir şehir efsanesi dönüp duruyor. Evet. Ama bu adamı ben tanıyorum. Dede torun gibiydik zaten. Öyle biz. Herhalde size de bir takım şeyleri yaptırtıyordu değil, tabii, mi? Eşyaları, aletleri kullandırtıyordu. Şimdi ben zaten ilkokulda yavaş yavaş okulda, sınıfta yapmaya başladım. Sonra müsamerelerde yapmaya başladım. Sonra doğum günlerinde yapmaya başladım. Böyle böyle geliştirdim ama şimdi tabii illüzyon tek başına baktığınız zaman yekpare bir sanat. Dağıttığınız zaman içinde tiyatro, müzik, estetik, sanat, her şeyi birçok şey var buluyorsunuz, değil mi? Buluyorsunuz.
Onlar bir araya geldiği zaman illüzyonu yaratıyor. İllüzyon yoksa tek başına bir takım kuru kalırdı. Göz bağcılığı dediğimiz şey değil tek başına değil. Değil mi? Onu sunabilmek var. Yani ikna edebilmek var seyirci. Kızı kesiyorsunuz. Kızı kestiniz ama seyircinin kesildiğine inanmasını sağlayabilmek söz konusu. Eğer kesildiğine inanmazsa, size o heyecanla, o duyguyla bakmazsa kesmenin ne kıymeti var? Peki burada bize bir de... O yüzden benim tiyatroda olmam büyük katkı. Büyük katkı sağladı ve gösterileri siz illüzyonun gerçek kardeş sanatlarıyla da birleştirerek sunmaya devam ettiniz. Ama önce bize isterseniz sihirbazlık, illüzyon nedir? Bu kavramları biz birbirine şimdi karıştırıyor aslında, muyuz? Hayır. Onu bir açıklasanız. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Metin Andın bir tezi vardı. Profesör Doktor Metin Andın. İllüzyonu en eski sahne sanatı olarak evet. ispatlamıştı. Çok güzel. O makalesinde. O makale bende var. Neyse. Şimdi efendim sihirbaz, illüzyonist. Aslında illüzyonist, sihirbaz ikisi de aynı şey. Fakat bakış açınızı değiştiriyor. Yoksa birbirini anlatan şeyler. Ben illüzyonisti özellikle ben kullanmayı tercih ettim. Çünkü Zahit Bey ilk geldiği zaman zaten sihirbaz dememiş kendine. O devirde bilinen hokka oyunları var biliyorsunuz. Hokkabazlık diye bir oyun var. Zahit Bey bundan ayırabilmek için kendini fenli eğlenceler üstadı demiş. Diye daha bilimsel bir isim etmiş. Koymuş. Evet, öyle lanse etmiş. Fakat tabii o bir halk arasında da tam kolay söylenen bir şey değil. Bir şey değil. O yüzden illüzyonist olarak vasıflandırmış. Doğru, illüzyon. Çünkü algı yanılması. Algı yanılması yaratabiliyorsunuz. İllüzyon. Evet. Ama Türkçe değil tabii. O devirde biraz da bu hani yabancı bir sanatçının, yabancı bir sanatın kişiliği olarak hoş da gözükmüş. Hani illüzyon. Evet. O devirde biliyorsunuz buzdolabına da frijder demeyi severlermiş. Evet, gibi. Gibi kalmış. Şimdi ben Zahit Bey sahneyi 65-66'da evet. bıraktı. Yani ben son yıllarına yetiştim. Kıl payı evet. kurtardım. 65'te 66'da bıraktı, tamamen bıraktı. Ben de 76'da başladım. İlk 74 ama yani tam profesyonel kontratlı işimi 76'da aldım. 74'te evet. başladım, sahneye çıktım. Ondan sonra çeşitli yerlerde ama bunlar hep işte Kızılay gecesi, Çocuk Esirgeme Kurulu'nun gecesi falan. Böyle yarı profesyonel, yarı amatör ama gibi. Ama asıl 76. Peki Zahit Bey sizde bir yetenek görmüş müydü? Çocuk sen bunu yaparsın falan demiş miydi? Yetenek kendi kendine çıktı zaten. Yetenek evet, oldu. Yani yaptıkça anlaşıldı. Yaptıkça anlaşıldı. O cümlemi bitireyim. İşte o zamana gelene kadar Zahit Bey'in bıraktığı zamandan benim aldığım zamana gelene kadar 3-5 oyunu öğrenip işte sarık sarıp adını işte böyle Hintvari, Arapvari evet. isimlerle süsleyip değiştirip gösteriler yapan ama fal bakan insanlar vardı. Evet. Bunlar bu işin sihir olduğunu, büyü olduğuna ikna edip seyirci ardından fal bakıyorlardı. Böyle bir gizemlilik katıyorlardı, katıyorlardı işe. Sihirbaz demelerindeki maksat, oydu. Ben ondan ayırıp bunu bir virtüözite, bir sanat, bir el çabukluğuyla, aletlerle meydana getirilen... Bir büyü sihir değil de... Bir eğlence sanatı bir olduğunu. Eğlence sanatı olduğunu. İllüzyon kelimesini özellikle tercih ederek sürekli kullandım. Ama ister istemez size tabii sihirbaz, diyorlar, illüzyoniste... Diyorlar. Senin baban sihirbaz mı diyorlar Nazlı? Hayır diyor Nazlı. Benim babam illüzyonist. Evet, o anlatmaya çalışıyor. O zaman... Sizin çocuk saati, saatlerinize, günlerinize dönmeden tiyatro sahnelerindeki çabalarınızı hem geçmişte hem bugün biraz ayrıntılarıyla ele almadan bir oyun mu bu, göstereyim? Bir oyun gösterin diyorum. Göstereyim. Bu illüzyon neymiş bir görelim. Beraber yapalım. Olur, olur. Bakalım tabii. Sizin kabiliyetiniz var mı? Belki evet. yanıma asistan olarak alabilirim sizi. Ya niye olmasın? Niye olmasın? Şimdi efendim iki tane karton. Bir tanesini evet. size vereyim. Tamam. Değil mi? Kartonları evet. seyircilerimize de gösteriyoruz. Evet, gösterebiliriz. Karton, siz de gösterin. Tamam. Kartonları ben zaten hazırladım daha önceden. Hmm. Katlıyoruz. Tamam. Şu şekilde gösteriyoruz. Evet. Gayet basit. Ondan sonra kenarından tırtıklar var görüyorsunuz. Evet. Tırtıklarından yırtıyoruz. Evet. Yırtıyoruz. Sonuna kadar yırtıyoruz. Tabii sonuna kadar. O tırtığı sonuna kadar götürün lütfen. Hem de bu el becerinizin de evet. seviyesini ölçecek. Doğru. Test bu. Test. Doğru valla. Tamam. 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 Şimdi ters çevirdik. Bu sefer içteki yırtığı alıyoruz. Bak. Şu evet, evet, evet anladım. Çok basit sizin için. Heh. Bir de öbür taraftakini de alıyoruz. Tamam. Evet.
Hanımefendiler, beyefendiler, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, madame et messieurs diyoruz. Evet. Sonra ortayı koyuyoruz göbeği. Böylece hem el işi yaptık. El işi yaptık vallahi. De, okul günlerine döndüm. Evet, bakın bir şekil. Evet, şekil çıktı. Ama ben hemen mavi niye seçtim? Çünkü sihirli sihirbaz çubuğumun ucu mavi. Evet. Bu bir sihirbaz çubuğu. Bu olmadan iş olmaz. Onun için pembeyi bana verdiniz. Verdim size pembeyi tutsun diye. Hokus pokus diyorum ve açıyorum. Siz de açıyorsunuz lütfen. Hokus pokus deyip açtınız mı? Açtım. Açtınız. Ben bir püf diyorum, üflüyorum ve halkalar iç içe çıkıyor. Aa, ben yapamıyorum. Çünkü sizin mavi sihirbaz çubuğunuz yok. Yok değil mi? Doğru. Oldu ben bana. Sihirbaz olamam, bunu anlıyorum. Evet. Nasıl? Evet. Burada alkış efekti koyalım. Evet, evet. Gerçekten hak ettiniz. Harika, çok güzel. Çok güzel bir oyun. Ne yapsam? Hatta bir tane daha gösterin hızınızı almışken. Bir İskambil oynayalım. Oynayalım. İskambiller biliyorsun. Burada yalnız en çok neye sinirlenirim biliyor musunuz? Hı. Hani sahne yaşamım boyunca 40. sene bu sene. Evet, 74'ten sayıyorum. 40 bin kere maşallah diyelim. 74 senesinde Beşiktaş Bahçesi'nde sahneye çıktım. Hı. Nuri Sesi Güzel'le Erol Büyükburç'un arasında kezamanda. Evet, hatta Erol Büyükburç'un orkestrası bana çaldı. Ne güzel. Ha şimdi bir İskambil oyunu yaparım. En kızdığım şey. Hemen der ki seyirci, aa benim rahmetli eniştem de yapardı. Çünkü birçok kişi İskambil oyunu gösterir değil mi? Ama yani ben o rahmetli eniştenin yaptığını yaparsam adım Sermet Erkin olur mu? Değil mi? Siz farklı yapmalısınız. İskambilleri tanıyorsunuz değil mi? Efendim? Evet. Mesela evet. Bu karo. Evet, sekizli. Karo sekiz. Karo sekizli. Karo bir. Bu ne? Aa hep karo çıktı. Hep karo çıkıyor. Karo altı. Ha maça altı. Maça. Aslında değişik İskambillerim yani zannetmeyin ki hepsi bir. Değil mi? Hepsi evet, farklı. Evet farklı. Şimdi ben bir tane İskambil seçmenizi rica ediyorum. Kameraya da göstermeyin. Kameraya da göstermeyin. Kendime sadece siz bakın, gizlice tamam. Bakın. Tamam. Kimse görmesin. Tamam efendim. Tamam. İstediğiniz bir kağıdı alın. İstediğiniz bir kağıdı alın efendim. Alın, 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 alın. Bana da göstermeyin. Kimseye tamam. Göstermeyin. Tamam. Kapatın kağıdı. Kapattım. Kapattınız. Ben İskambillere baktım Mesut Bey. Yok bakmadınız. Bakmadım. Hatta İskambilleri ben de kapatayım. Tamam. Böylece İskambillerin içinde ne eksikti ne fazlaydı bilebilirim. O yüzden hiç dokunmadım bile. Tamam. Peki ben İskambilleri karıştırdım mı? Karıştırdım. İstediğiniz kağıdı seçtiniz mi? Seçtim. Hiç kimse size oradan buradan şuradan şu kağıdı al dedim. Hayır. Hayır. Şimdi kağıdı zihninize resim olarak getireceksiniz. Hmm. Yazı olarak değil. Hmm. Resim. Çünkü ben herkesin yazısını okuyamıyorum. Zihinden okuyacaksınız. Evet, yani. Zihin bazılarının resminden. Bazılarının yazısı biliyorsunuz kargacık burgacık oluyor. Sizinkini de bilmiyorum. O yüzden resim. Benimki de kargacık burgacık. Resim, hiç merak resim, etmeyin. Resim, 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 resim. Şimdi siz hiç konuşmuyorsunuz. Ben görmeye çalışıyorum resimden. Anlamaya çalışıyorum. İki tür kağıt vardır. Bir kırmızı, bir siyah tür grup. Doğru. İki grup siyah kırmızı. Sizinki kırmızı gruptan. Doğru. Kırmızı gruptan. İki gruptur kırmızıda. Karolar, kupalar. Sizinkisi karo. Evet. Karonun resimlisi değil. Sayılara bakayım, 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 bakayım. Karo 9. Evet, bravo. Burada da alkış. Yine alkış beni. Hak ettiniz. Evet. Yani. Evet, ne güzel. Peki bunlar herkesin öğrenebileceği şeyler midir? Yoksa bir özel yatkınlık mı gerekiyor? Şimdi herkes keman öğrenir mi? Herkesin belki öğrenir. Öğrenir. Yani evet. Çok kemancılara sormak lazım. Kızmasınlar bana kemancılar. Evet. Öğrenir. Yani bir müzik aleti nihayet birisi evet. Çok çalışarak çalabilir. Ama sanatın oluşumu nedir? Karşısındakine haz duyurabilmek. Evet. Haz verebilir mi? Sınırlı ölçüde öğrenmişse veremez. Veremez. İşte tabii. Yani öğrenebilir tabii. Öğrenir ama haz vermek. Yani bir meşgul etmek. Düşünün ki çıkıyorsunuz sahne, koca bir sahne. Bir tane adam bir şeyler yapıyor ve 1000 kişi onu seyrediyor. O 1000 kişi de ondan zevk alıp, onu takip edip hoşuna gidecekse adamın başarısı var. O zaman yoksa bu bir sanat birçok başka sanatlarla iç içe geçmiş bir şey. Hmm. Anlattığınız kadarıyla. Elbette. Yani mesela, o yüzden haz alıyorsunuz, o yüzden hayran oluyorsunuz yapana değil mi? Hem bir de insanların devamlı beynini gıdıklıyorsunuz. Yani mesela bu nasıl oldu? Allah Allah, adam nereden bildi diyor. Düşünüyorsunuz öbür değil mi? Öbür oyunu yapıyorsunuz, kız nasıl uçtu? Acaba ip mi var? Ben niye diyor. Anlayamadım falan tam, diyorsunuz. Evet, tam ip vardı derken biz halka geçiyor. Allah Allah, ip varsa halka nasıl geçti diyor. Sonra mıknatıstır canım diyor bir tanesi. O diyor ki mıknatısı şıt diye çekmesi lazım. Yani böylece devamlı beyin seyirci jimnastiği yapıyor değil mi seyirci de? Aynı zamanda sanatsal bir estetik görüntüden keyif almakla birlikte. Tabii.
Tabii zihin onu, de çalışıyor. Yani seyirci sadece gülmüyor. Seyirci sadece bakmıyor. Evet. Ben bir turne yapıyordum. Bir sene yaptım. Bir turne yaptım. Ondan sonra ertesi sene yine aynı. Evet. Tesadüf aynı yerlere iş bağlanmış. Aynı okula bağlanmış. Oradaki bir edebiyat öğretmeni çok ilginç bir şey yapmış. Demiş ki çocuklara, edebiyat ve resim öğretmeni, Servet Erkin için afişi biz hazırlayalım. Geçen sene çok seyrettiniz. Evet. Geçen sene seyrettiniz. Bu sene afişi siz hazırlayın. Ve çocuklar afişe şöyle bir şey yazmışlar bakın. Çok ilginçtir. Ne yazmışlar? Çok hoşuma gitti. Tiyatro kadar düşündürücü. Ne güzel. Sinema kadar hızlı. Sirk kadar eğlenceli. Eğlendirici. Müzik kadar doyurucu, zevk alıcı. Öyle bir şey. Ne güzel. Dolayısıyla yani onlar sizin sanatınızı belki yani sözümü mazur görün ama çok iyi algılamışlar. Tabii tabii. Hani belki sizin onlara anlatabileceğinizden daha iyi, çok daha anlatmışlar, iyi anlatmışlar değil mi? Fevkalade yani. Tabii zaten çocuğa gösteri yapmak o anlamda çok zor. Ve eğer çocuklar beğeniyorsa, beğendirmek çok zordur. Beğeniyorsa değil mi? O çok çok önemli bir ölçü sizin için. Bu birinci bölümün sonuna gelmeden siz bir iki gösteri daha bize yapın. Bakalım biz illüzyon meraklılarını ne kadar merakta bırakacaksınız? Ben o kesilmiş iskambilleri görünce efendim, ilginç şey, meraklandım. Onun için aldım elime. Bir de biz daima mesela kıyafetimiz ilginçtir değil mi? Frak giyeriz. Evet. Bir tek Cumhurbaşkanı giyiyor, başka kimse evet, giymiyor. Evet, niye giyiyorsunuz frak hakikaten? Niye giyiyoruz? Çünkü sahnede farklı gözükelim diye. Yani bir yerlere bir şey saklamak için değil değil mi? Yok canım. Yani ne kadar ne saklayabilirsiniz ki yani? Çünkü elleriniz her yeriniz görünüyor değil mi sonuçta? Kullandığımız malzemeler ilginç. İşte bu çubuk. Mesela evet. Hiçbir kıymeti yok ama bu çubuk ilginç. Onun bir takım fonksiyonları var. Mesela bu iskambil. Evet. Neden? Öyle kocaman iskambil. Evet, neden? Seyirci görsün en arkadaki. Evet, evet. Ve de böyle diagonal şöyle göstereyim. Kesilmiş bir deste iskambil ama normal bir deste iskambil. Evet. Görüyorsun. Ve yine aynı bütün kağıtlar. Evet, kağıtlar yine aynı. Ben iskambilleri hatta karıştırıyorum. Tamam. Şöyle karıştırıyorum. Bir kenara koyuyorum. Bunları da gösteriyorum. Tamam. Bunlar da. Kamera görüyor değil mi? Tabii görüyor. Burada görüyor. Kamera hangi görüyor. Kamera? Evet. Göstereyim şöyle. Tek tek. Bu da normal bir deste iskambil. Zaten iskambil normal olmasa biz göstermeyiz, saklarız. Gösteriyorsak korkmayın, o normaldir. Evet, yani dokunuyorum. Bakın her şeyde normal. Yani. Şimdi efendim, iki tane deste var. Aslında ben bunu iki ayrı kişiyle yapıyorum. İki kişinin arasındaki... Benim de kalkmam gerekiyor. Hayır, lütfen. Tamam. Rica ederim. Duygusal ve düşünsel bağlantıları kuruyorum sözde. Ne güzel. Ama siz de yapacağım şimdi. Şimdi iskambili istediğiniz bir yerden kesmenizi rica ediyorum. Kestim. Kestiniz. Ve şu en üstteki kağıdı şuraya koyuyorum. Dokunmuyoruz. Tamam. Sonra bu desteği de istediğiniz bir yerden kesiyorsunuz. Buradan kestiniz. Kestim. O en üstteki kağıdı da buraya koyuyorum. Evet. Şimdi efendim bakın. Her şey gözler önünde. Evet. 52 tane kağıt değil mi? 52'lik bir deste. Tamam. 52'den bir tanesini seçmek aslında 52'nin katları kadar bir değerdi tesadüf. Evet. Değil mi? Doğru. Kolay ama bir şans değil. Ama ben burada... Sizi etkim altına alıyorum ki illüzyonistin yapması gereken en önemli şey o. Bütün salonu etkilemek. Eğer bütün salonu etkileyemezseniz sizin kıymetiniz yok. Ama ben seyirciyi etkileyebilmek için önce karşımdaki seyirciyi, sonra yanımdaki seyirciyi, sonra en uzaktaki seyirciyi etkim altına alarak aynı kağıdı seçmesini sağlayabiliyorum. İki ayrı desteden değil mi? Yani. Destek. Evet, ben seçtim sonuçta. Siz evet, siz kardınız, gösterdiniz. Normal evet. Deste. Başka da karon yok. Evet, evet. Bravo. Başka da karon. Bravo. Evet, bu böyle güzel yani, oyunu bu, işte. Bu diyorsunuz. Bu sohbetimizi ve başka da göstereceğiniz illüzyon numaralarını izleyeceğiz sevgili izleyiciler. Şehrin Tiyatrosu sizi bekliyor. Kısa bir ara var.